Selam arkadaşlar, bugün sizlere lezzetli, kıvamı, dokusu, suyu yerinde bir kuru fasulye nasıl yapılır? Kısaca anlattım. Mutlaka sonuna kadar izleyin, püf noktalarını kaçırmayın diyorum ve tarife geçiyorum. Evet, siz de geceden kuru fasulye ıslatmayı unuttuysanız sabah kalkıp güzelce fasulyelerinizi yıkayıp üzerine kaynar su ekleyip ocağa alın arkadaşlar. Ocakta fasulyemiz bir tık şöyle kaynamaya başlar başlamaz altını kapatalım ve en az 3 saat 4 saat ıslanmaya bırakalım. Bu yöntem çok pratik arkadaşlar, mutlaka deneyin. Geceden ıslatma derdine gerçekten son veriyor fasulyenin. Oldukça da lezzetli. Evet, gördüğünüz gibi 3 saat geçtikten sonra benim fasulyelerim bu şekilde ıslandı. Gazlı suyunu bıraktı. Şöyle bir yıkayıp sudan geçirip suyunu süzelim ve yemeğimizi pişirmeye geçelim. Evet, ısınmış olan tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. Sıvı yağımız ısınınca bir adet doğranmış soğanımı ekledim ve kavurmaya başladım. Soğanımız yavaş ateşte güzelce yavaş yavaş karışsın, kavrulsun. Evet, soğanımız kavruldu. Ben 2 diş sarımsak mutlaka eklerim fasulyeye arkadaşlar, sizler de ekleyin. Fasulyenin ağır kokusunu alır. Çok güzel lezzet verir. Ve 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Benim salçam Antep salçası olduğu için biraz koyu kıvamda arkadaşlar. Siz kendi salçanıza göre ayarlarsınız. Salçamızı da kavuruyoruz güzelce yağda. Evet, rengi çıktı. Yakmayalım, dikkat edelim. Ve bir adet rendelenmiş domatesimiz var. Salçamızın üzerine ekleyelim. Bir tur karıştırıp şöyle kavuralım. Kesinlikle un ya da başka bir şey, hiçbir şey eklemiyoruz arkadaşlar. Fasulyemizin kıvamı o kadar güzel olacak. Un eklemenize kesinlikle gerek yok. Evet, fasulyelerimi de aldım sosumun içine. Şöyle lezzetini emsin çeksin diye fasulyemi şöyle bir sosun içerisinde karıştırmak istiyorum. Evet, güzelce karıştırdık. Tuzunu atıyoruz. Ben mutlaka bulyon kullanıyorum arkadaşlar. Eğer siz zararlı veya kullanmak istemiyorum diyorsanız mutlaka et suyu kullanın. Ben bulyon kullanmayı tercih ediyorum. O size kalmış bir şey. Evet, üzerine tam 1,5 litre ya da litre hesabı yapmayalım. Şöyle fasulyenizin kıvamına göre suyunu ayarlayın arkadaşlar. Fasulye suyu çok sevmez. Piştikçe hafif hafif suyunu eklemeniz gerekir ki kıvamını kaybetmesin. Birden bol su eklerseniz fasulyelerimiz lezzetsiz olur. Evet, ben fasulyelerimizi hemen düdüklü tencereye aldım. Yaklaşık 20 dakikada pişecek. Evet arkadaşlar. Evet, yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu, kıvamı gayet yerinde bir yemek oldu. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Beni desteklerseniz çok memnun olurum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.